60 ay vade ve 0 faiz ile Saraylardan Öte Daireler hem de herkese, hem Malatya'da hem Adıyaman'da. Kızımı verdim gitti. Türkiye demokrasi tarihinin emektarı, gönlü irfan dolu, halkın lideri Sayın Cumhurbaşkanı. Ülkemiz sınırlarını aşan bir sevgi ve saygıyla insanlığın gönlünde tat kurmuş olmanız bize gurur veriyor. Huzur, barış, sevgi ve kardeşlik şehrimize teşriflerinizle bizleri gururlandırdığınız için müteşekkiriz. Şehrim ve şahsım adına hoş geldiniz diyorum. Bilmenizi isterim ki siz daima buradaydınız ve yine buradasınız. Hiç kimseye gönlünden daha yakın bir mesafe yoktur. Sizler bu halkın gönlünde, yüreğindesiniz. Çünkü mazimiz ortak sizinle. Bugünümüz ortak, gelecek için iddialarımız ortak. Adıyaman misafirperver bir şehirdir Sayın Cumhurbaşkanım. Ama itiraf etmeliyim ki size olan sevgi ve ilgi, misafire olan sevgi ve ilgiden çok öte bir şeydir. Adıyamanlılar bugün ağabeylerini, kardeşlerini, aileden birini ağırlar gibiler. Aynı duyguyu bir Adıyamanlı olarak ben de yaşıyorum ve tekrar evinize hoş geldiniz derken Sayın Cumhurbaşkanım bugünkü gezinizin anısına 5000 ağaç dikileceğinde sizlere beyan etmek isterim. Tebrik hediyeyi verdin. Başkan, sağ olasın. Sayılasın diyorum. Bir sürpriz var. Rahmetli İsrafil abi. Siz yıl 1970'te. Bak, 17 Mart. Nasıl olmuşuz o zaman? Söyle tarihi. 17 Mart 1974'te gece saat 24 sularında 18 Mart Çanakkale kurtuluşuna gitmek üzere kafile başkanıydınız. Buradaki kiralanan vapurla gidiyorduk. Ayrıca binlerce arkadaşımız da otobüsten hareket etmişti. O günkü bir fotoğraftı. Geçen Çanakkale'deyken bundan bahsettim. Necmi'nin başkası Kaptaze. Şimdi ölüm aşağı. Geçimde çok değişmemiş. Benim onun bana çok benziyor. Evet, maşallah. Ha, iyi oldu orayı çalıştırma. Çalıştırın. Evet. Nasıl gördünüz bak bu kadar eski güzel resmimizi zor bulursunuz. Allah razı olsun. Misafir doktordu. Evet. 2003'te trafik kazasında benim ötüyorum. Sizi yanlış sayfalar da yazdım ki belediye başkanı bayağı ihtiyarlandı. Sevgili vatandaşlarım, hanım kardeşlerim, hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu gösterdiğiniz alaka için, yine sevgi için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben Adıyaman'ın coşkusunu bilirim. Daha önceleri Adıyaman'a biliyorsunuz
Çok geldim. Ama o zaman Cumhurbaşkanı olarak değil, başka görevlerimle gelmiştim. Şimdi ilk defa Cumhurbaşkanınız olarak Adıyaman'ı ziyaret ediyor olmaktan, sizlerle kucaklaşmaktan, beraber olmaktan inanın çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Her sefer sağ olun, 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 sağ olun. Ben her zaman bu güzel ilimizde, bu güzel insanlarımızla, Adıyaman'la, sizlerle her zaman gurur duydum. Bütün memleketimiz gibi, Türkiye'nin bütün şehirleri gibi Adıyaman'ın da çok geliştiğini, son gördüğümden bu yana çok değiştiğini görmekten ayrıca büyük bir sevinç duyuyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Adıyaman'ın önümüzdeki yıllarda çok daha büyük, hızlı değişim yapacağından emin olun. Çünkü bu son teşviklerle buralarda çok daha fazla sanayi tesisleri kurulacak, çok daha fabrikalar kurulacak, çok daha yatırımlar olacak ve sizlere çok daha güzel işler, meşgaleler, ticaret, çok daha büyük canlılık gelecek. Bu GAP projesinden en çok faydalanan yine illerimizden biri de muhakkak burası olacak. Zaten sulanan topraklar giderek çoğalıyor. Bereket getiriyor, verim getiriyor, her haneye, her eve daha çok gelir getiriyor. İnşallah bu projeler hep hızlı bir şekilde tamamlandığında bütün bu bölgemiz çok daha güzel olacaktır. Değerli vatandaşlarım, sizlerle ayrıca övündüğümün bir sebebi de bu şehrimizin huzurlu olmasıdır. Bu şehrimizin herkesin birbirine sağ ol, sağ ol. Birbirine olan kardeşliğinin samimi olması ve aranızdaki huzur, sevgi ve muhabbettir. Bundan dolayı da hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten en çok gurur duyduğumuz konu da budur. Terörün karışmadığı, terörün olmadığı ama aynı zamanda herkesin düşüncesini söylediği, ifade ettiği, herkesin kendi hayat tarzına göre yaşadığı, herkesin kendi inancına göre yaşadığı ve herkesin birbirine saygı duyduğu, sevgi duyduğu bir ilimizdir. Bunu ilelebet muhafaza edin. Bu huzur, bu bölgemizdeki bu güven, milletimizin, halkımızın, vatandaşlarımızın birbirine sevgi, saygısı devam ettiği süre içerisinde buralar çok daha hızlı kalkınacak, çok daha hızlı zenginleşecek ve birçok problemlerimiz ki muhakkak vardır, bunlardan da çok daha kısa süre içerisinde kurtulacağız. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Ve hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Adıyamanlara hitap ettiler. Adıyaman'ın GAP projesinden alması gereken... Yolunrotası.com